Ankara Tabip Odası ile Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin görevden alınması için Sağlık Bakanlığı mahkemeye gitmiş. Gerekçe, gezi sürecinde yaptıkları. Ne yapmış hekimler? Ne yapmış olabilirler? Hukuka aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz, revir adı altında sağlık hizmet birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet göstermişler. Türkiye tarihinin en önemli kitlesel olaylarından biri olan gezi direnişinde ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce kişi meydanları doldurmuş, hükümetin giderek yoğunlaşan baskı politikasına baş kaldırmıştı. Hükümetin bu barışçıl gösterilere çok sert karşılık verdiğini de hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. 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 Maalesef Haziran direnişinin bilançosu ağır oldu. 2013 Haziran ayında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinde polis şiddeti ve kullanılan biber gazı sonucu yaşamını yitiren yurttaşlarımız oldu. Binlerce kişi yaralandı, sağlık sorunu yaşandı. Polisin mermi gibi kullandığı gaz fişekleriyle gözünü kaybedenler oldu. Gezi eylemlerinde sağlık sorunu yaşayanlar sağlık hizmetlerine ulaşmak için büyük güçlük çektiler. Ve Sağlık Bakanlığı bu olağanüstü duruma rağmen sahada hizmet vermek için bir girişimde bile bulunmadı. Yaralananlara kısa sürede ulaşabilecek acil yardım ekipleri ihtiyaç olan alanlarda yeterli sayıda bulundurulmadı. Haziran ayı boyunca büyük şehirlerin merkezleri yaşanacak yerler olmaktan çıktı. İnsanlar evden işe, işten eve gaz maskeleriyle, ceplerinde limonlarla gidip geldiler. Kelimenin tam anlamıyla bir büyük halk sağlığı sorunu yaşandı. Sağlık Bakanı bu tabloyu seyretti. Bakanlık, milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden biber gazının hukuka aykırı bir biçimde kullanımını engellemek, toplum sağlığını korumak için kılını kıpırdatmadı. İşte bu olağan dışı ortamda halka fedakarlık ve feragatle hizmeti görev bilen hekimler, tıp öğrencileri, hemşireler, diş hekimleri, eczacılar, tüm sağlık çalışanları sokaklara çıkıp ihtiyacı olan herkesin yardımına koştular. İhtiyacı olan herkesin. Herkesin. Kimileri sokaklarda, meydanlarda, alanlarda hastalanan, yaralanan, can çekişenlere yardım ettiler. Kimileri de revir adı verilen gönüllü ilk yardım ekipleri oluşturdular. Yasayla kendisine halkın sağlığını korumak görevi verilmiş bulunan tabip odaları, bütün bu gönüllü çabayı koordine ederek hasta ve yaralılara daha hızlı ve etkili müdahalenin yapılmasına gayret etti. Hekim, sağlıkçı olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterdi o şartlarda yardıma koşmaya. İşte hekimler bunu yaptı. Biz, siz, hepimiz Sağlık Bakanlığı'nın açtığı bu davaların siyasi davalar olduğunu biliyoruz. Çünkü hükümetin kendisine muhalif gördüğü hiçbir şeye tahammülü yok. Çünkü hükümet demokratik tepkilere katlanamıyor. Biliyoruz ve görüyoruz. Bu davalarda yargılanacak olan hekimliktir. Bu davalarda yargılanacak olan insanlıktır. Hekimler camide, sokakta, hastanede, nerede ihtiyaç varsa oradadır. Bizler meslek onuru ve insanlık değerlerine uygun davranışları nedeniyle baskıya uğrayan, haklarında dava açılan hekimlerimizi yalnız bırakmayacağız. Hasta yaralı tedavi etti diye hekimler yargılanamaz. Çünkü hekimlik yargılanamaz. Hekimlerimiz yargılanamaz. Biz bu davaya müdahiliz. Yaşananlara tanığız. Duruşma günü biz de oradayız. Hekimlere, hekimliğe dokunmayın diye.